İyi günler, ben Reha Yağcıoğlu. Bugün 13 Ekim 2013 Pazar. Bir önceki bölümde The Magpie dergisinin 7. sayısındaki Scratch projesini incelemiştik. 8. sayıda Scratch projesi yok. 9. sayıdaki Scratch projesi donanımla ilgili bir proje. Onu donanımla ilgili bölümlerde işleyeceğiz. Bugünkü konumuz işleyeceğimiz Scratch projesi The Magpie dergisinin 10. sayısındaki proje. Yani Mart 2013'te çıkmış olan proje. Şöyle tam sayfa moduna geçip iki sayfa aşağıya indiğimizde Contents içindekiler bölümünü görüyoruz. Ve şurada Scratch Patch ve Scratch Fractals ile ilgili bir şeyler var. Onlara şöyle yakından bakalım. 26. sayfadaki Scratch Patch, GPIO Control Part 2. Yani bir önceki bölümdeki donanımla ilgili olan Scratch projesinin devamıymış. Bizim bugün işleyeceğimiz konu 28. sayfadaki Scratch Fractals. Fraktal görüntülerini Scratch ile oluşturma imiş. Şimdi şöyle bir geri zoom yapıp 28. sayfaya gidiyoruz. 28. Evet, bu sayfada başlıyor Scratch Page ve şurada ilk ön açıklamayı yapmış. Bu fraktallar da Julia Set diye de anılıyor. Onu anlatıyor. Gaston Julia diye bir Fransız matematikçi varmış. Bu fraktallarla ilgili ilk çalışmaları yapmış. Bu yüzden de bu paternler, yani desenler, biraz sonra göreceğimiz şahane desenler, Gaston Julia'nın adına The Julia Set diye isimlendirilmiş. Yanda resmini koymuş. 1893 ile 1978 yılları arasında yaşamış. Ve burada şunun açıklamasını yapıyor. Yüzüne giydiği maskenin Birinci Dünya Savaşı'nda yüzünden çok ağır bir şekilde yaralanmış. O yüzden bu maskeyi kullanıyor. Ve diyor ki bu son paragrafta, bu giriş bölümünde, bu yazacağımız program, bu fraktalları çizecek olan program aslında diyor çok basittir. Ve burada başlamış. Hemen işte Cat Sprite'ı silerek başlayalım diye ilk başlangıcı burada yapmış. Aşağıda anlatıyor. Benim burada söylemek istediğim bir şey var. Ben yıllardır bu fraktalların ne kadar güzel, harika şeyler olduğunu görüyorum. Ama çok karmaşık olduğunu düşündüğüm için hiç fraktal programı yazmaya kalkmadım. İncelemedim bile. Bu Scratch programını yazıncaya kadar ve çok kolay olduğunu gördüm. Gerçekten kolay. Kompleks sayılarla yapılan bir işlem. Kompleks sayılar matematiğin bir konusu ama bunun derinliklerine inmeyeceğiz. Sadece yeterli olan, bize yeterli olan kısmına bakacağız. Burada işte bu bir tane tek piksellik bir sprite yaratacağız. Onu nasıl yapacağımızı anlatıyor. Biraz sonra yaparken görürsünüz onu. Şimdi şuna bakalım. Burada The Fractal Geometry of Nature, Benoît Mandelbrot. 1970'lerde Benoît Mandelbrot diye bir matematikçi bilgisayarları kullanarak bu fraktal görüntülerini oluşturmaya başlamış. Ve bir kitap yazmıştı, Fractal Geometry of Nature diye. Bu çok popüler olmuş ve böylece büyük kitlelere bu bilgi ulaşmış. Bu kapağında da gördüğünüz gibi aslında matematiksel bir formül ve sadece iki tane sayıyla yola çıkarak oluşan ve iterasyonlarla, biraz sonra göreceğiz iterasyonların ne olduğunu, iterasyonlarla bir algoritma sonucu böyle doğada da görebileceğiniz çok ilginç değişik ejderhaya benziyor derim mesela damla, ya da kristaller bu şekilde bazen oluşabiliyor. Doğadaki birçok nesneye, görüntüye benzediği için kitabın adını da Geometry of Nature koymuş. Doğanın geometrisi. The Fractal Geometry of Nature. Şimdi devam edelim. Burada ilk yazacağımız kodu anlatmaya başlamış. Ana çizim skripti. Burada işte tanımlanacak olan değişkenlerden bahsetmiş. Bunlara geleceğiz. Hemen buraya girmememizin sebebi, skripti yazarken daha önceki bölümlerde işlemediğimiz bir iki küçük nokta var. Onlara bakmamız lazım. Önce onları göreceğiz. Diğerlerin hepsini biliyoruz. Mesela switch costume biliyoruz. Switch to costume. Bir sprite'in değişik kostümler oluyordu. Onlardan herhangi birine ismiyle bu şekilde kostüme geçebiliyorduk. Rengini değiştirmeyi öğrenmemiştik. Buna bakacağız hızlı bir şekilde. Stamp var. Stamp'a bakacağız. Burada bir tane örnek vermiş. Bir fraktal geometri örneği. Ve şu iki sayıyla başladığımız iterasyon sonucunda, iterasyon bizim belirlediğimiz sınırlar içinde bittiğinde böyle bir görüntü oluşacağını söylüyor.
Ben galaksilere benzetiyorum ya da deniz kabuklarına, üzerindeki desenlere benziyor. Birçok şeye benzetiyorlar ve bu benzettikleri şeylere göre de bu fraktallara isimler veriyorlar. Fraktallar kompleks sayı matematiği üzerine kurulmuş ve temeli imaginary number, yani hayali bir sayıya göre i diye isimlendirilmiş, hayali bir sayıya dayanıyor. I denmesinin sebebi işte imaginary'nin ilk harfi i. Öyle olsa gerek. Ve bu da şöyle. Eksi birin kara kökü olan bir sayı. Yani şöyle, i eşittir kare kök eksi bir. Şurada yazıldığı gibi. Matematikten biliyoruz. Eksi bir sayının kare kökü olmaz. Çünkü hiçbir sayının karesi negatif değildir. Bunun kökünü bulmamız mümkün değildir. Reel değildir. Gerçek değildir. O yüzden sanal bir sayı olarak isimlendirilmiş. Ama daha sonra Euler ve Gauss'un çalışmalarıyla aslında bu i sayısıyla, eksi birin kare köküyle kurulan matematikte, kompleks sayılar matematiğinde büyük ilerlemeler kaydedilmiş ve birçok alanda bildiğimiz matematikle çözülemeyen bazı problemlerin çözülmesini sağladığı görülmüş. Sanal da olsa işe yarayan bir şey. Burada işte küçük bir karikatür gibi bir şey yapmışlar. Pi i'ye, buna i diyebiliriz. Kök eksi bir. Get real diyor. Çünkü o real değil ya. İ sayısı da pi'ye be rational diyor. Rasyonel ol. Yani orantılı ol. Çünkü pi sayısı da rasyonel bir sayı değildir. Rasyonel sayılar ondalık halinde, yani bölme halinde yazılabilen sayılardır. Rasyo oran demek. Pay ve payda şeklinde yazılabilen pi sayısı hiçbir şekilde pay ve paydaya ayrılarak yazılamaz. O da öyle bir neşeye katmış konuya. Kompleks sayılar matematiğinde kompleks sayının C demiş ona da. Şöyle bakalım buna, şu kompleks dediği kelimenin ilk harfi C. Genellikle böyle alınır. İstediğiniz isim verebilirsiniz. Tabi program içinde göreceksiniz. Z diye de isimlendirilmiş ama genel olarak C gibi bir kompleks sayı iki bölümden oluşuyor. A ve B. I burada biraz önce gördüğümüz hayali sayı, imaginary number. A bu C kompleks sayısının real part'ı, yani gerçek kısmı. I'nin katsayısı B de imaginary part'ı, yani hayali kısmı. Programda biz bunları vereceğiz ve görüntü elde edeceğiz. Sadece A'yı ve B'yi vereceğiz. Değişik sayı örnekleri vermiş aşağıda, biraz sonra göreceksiniz. Ve demiş ki bu sayılardan başlıyoruz. Sonra burada söylediği, evet, A ve B'yi X ve Y gibi düşünün diyor. Bunu görselleştirirken iterasyonları yaptığımızda elde ettiğimiz A ve B sayılı, çünkü bir iterasyon şöyle çalışacak. İterasyon aslında bizim bölme işleminde yaptığımız bir şey. Şöyle hemen onu hızlıca Paint'ten gösterelim. Fırçalardan şunu alalım. Mesela hani biraz önce dedik ya, pi sayısı rasyonel değildir. Ama biz bazen hesaplarda kolaylık olması için pi yerine 22 bölü 7 rasyonel sayısını alırız. Bu rasyonel bir sayıdır. 22 bölü 7. Ve bu bölme işlemini yaptığımızda bu yaklaşık, yani pi'ye yakın bir sayı olduğu için böyle kullanırız. Pi değildir hiçbir zaman. Bu bölme işleminde iterasyona bakalım. Şimdi 22'yi 7'ye bölerken yaptığım işlemler aslında iterasyon işlemleri. Iteration işte İngilizcesi, Türkçe'de iterasyon diye kullandığımız karşılığı, tam Türkçe karşılığı nedir bilmiyorum. Bölme işlemine başlayalım. Şimdi 22 bölü 7, 22'nin içinde 7 kaç tane var? 3 tane var. 3 kere 7, 21. Ve farkı aldığımızda aradaki fark 1. Bu birinci iterasyon. Şöyle yazayım. Birinci iterasyonda şöyle kısaca itere diyeyim. Sonuç 3. Ve bölme işleminin kuralına göre biliyorsunuz, buraya bir tane nokta koyup kalanı 10 ile çarptığımızda artık bölünen bu olacak. Bunu 7'ye böleceğiz. İşte iterasyon da budur. Yani böldüğümüz sayı demin 22 idi, şimdi 10 oldu. Bir sonuç elde ettik. Ve 10'u 7'ye böldüğümüzde onun içinde kaç tane 7 var? Bir tane. 1 kere 7, 7. Ve fark 3. Şimdi ikinci iterasyonunu bitirmiş olduk. İkinci iterasyonda
Sonuç 3.1 oldu. Buraya bir 0 koyup bu sefer bölünen 30. 22'den başladık. 22 idi. 10 oldu. Şimdi 30'u bölüyoruz. 30'da 7 kaç tane var? 4 tane var. 4 kere 7 28. Kalan 2. Üçüncü iterasyonu bitirmiş olduk böylece. Üçüncü iterasyonda sonuç 3, 1, 4. Bakın pi sayısında sıklıkla kullandığımız kısmı. Buna bu şekilde devam edersek, yani buraya artık 20 yapıp bunu bölersek, işte dördüncü iterasyon, beşinci iterasyon diye devam edecek. Biz bu iterasyonları yaptıkça sonuç olan sayı gittikçe hassaslaşacak. Gerçek bulmak istediğimiz değere yaklaşacak. İşte iterasyonu biz aslında yapıyoruz bölme işleminde. İterasyon budur. Ve programda göreceksiniz iterasyonun en önemli kısımlarından birisi bir sayıyla. Yani daha doğrusu burada iki sayıyla başlıyoruz. 22'yi 7'ye bölmekle. Sonra bölünen değişiyor. Sonra tekrar değişiyor. Tekrar değişiyor. Yani bir sonraki değeri bölünenende bir sonraki değeri bir sonraki değeri var. Ve sonucunda burada gördüğünüz gibi iterasyon arttıkça bir sonraki değeri bir sonraki değeri var. İterasyon sayısı çoğaldıkça da sonuç hassaslaşıyor. Bunu da böylece öğrenmiş olduk. Şimdi onunla ilgili burada söylediği, evet A ile B'ye, X, Y'ye gibi düşünün dedik. İşte bu iterasyon sonucu bulduğumuz A, B'leri X ve Y olarak ekranda piksel olarak yerlerini işaretleyeceğiz. Onu da biraz sonra göreceğiz. Ve burada diyor ki, şuraları geçelim. Z gibi bir sayıyla başlıyoruz diyor. Z'nin real kısmı ve imaginary kısmı olacak diyor. Ve iterasyon sonucunda diyor bir sonraki sayı Z kare artı C. Bu kompleks sayının kendisi. Z kareye C'yi koyduğumuz zaman Z1 yani yeni bir sayı elde ediyoruz. Sonra bu şekilde devam ediyor. İterasyon bu şekilde oluşuyor diyor. Ve diyor bu iterasyon sonucunda diyor her adımda bulduğumuz yeni kompleks sayının real ve imaginary kısmının yani gerçek ve sanal kısmının toplamı eğer 4'ten büyükse diyor biz diyor bu noktaya escaped diyoruz diyor. Kaçmış bu nokta. İterasyona devam edersek bulacağımız sayı gittikçe büyür 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 diyor. Yani sonsuza doğru büyür. Belli bir sayıya yakınsamak yerine diyor. Gittikçe uzaklaşır. Yani iterasyonda yapmak istediğimiz şeyin tersine bir durum olur. Eğer diyor 4'ü geçtiyse, 4'ten büyük olduysa, ondan sonrasında iterasyon yapmayız. 4'ten büyük oluncaya kadar yapmış olduğumuz iterasyon sayısına göre koyduğumuz noktanın, ekrana koyduğumuz noktanın rengini belirleriz diyor. Böylece şeyler oluşuyor. İşte o biraz önce gördüğümüz fraktal geometri resimleri, doğanın fraktal geometri resimleri oluşuyor. Bir de şöyle diyor, eğer diyor maksimum iterasyona rağmen 4'ün altında kaldıysa diyor, Julia setin bir parçası olarak kabul ederiz ve bunu siyah olarak işaretleriz diyor. Bunu biraz sonra döngünün içinde göreceğiz. Eğer bunlar yeterli olmazsa diyor, Julia set ile ilgili Wikipedia'dan araştırabilirsiniz diyor. Tabii ki başka kaynaklardan da araştırabilirsiniz ama Wikipedia iyi bir kaynak. Ve burada anlatmaya başlamış programı. Başlangıç için verilecek olan real ve imaginary partları söylemiş. C sayısıyla. Aşağıda göreceğiniz diyor mesela diyor Duadis, Rabbit. Duadis'in tavşanı resmi. Bakalım nasıl bir şeymiş o. Şuymuş. Duadis, Rabbit. Ben bunu denedim. Gayet güzel bir şey. Şeyi de yaptım. Şu yukarıdaki verdiği örneği de. Desin bunu. Ve başka sayılar vermiş. Programı yazdıktan sonra şurada örnek sayılar var. Bunları diyor deneyin. Kendiniz de bazı sayılar uydurabilirsiniz diyor. Ya da diyor internetten araştırabilirsiniz. Değişik isimler verilmiş. Real ve imaginary sayılar. Sadece iki tane sayı. Bunu girdiğimizde muhteşem şekiller çıkıyor. Burada bir tane programın ilk aşamalarında yaptığı bir siyah beyaz çalışma. Yani bu sayıyı hazırlarken, programı yazarken
Yaptığım ilk çalışmalardan bir tanesi diyor. Bu da şöyle bakarsanız aslında bir kara parçasına benziyor. Sadece siyah beyaz olmasına rağmen burayı deniz gibi, burayı kara gibi düşünün. Bu Dode'nin tavşanı da işte tavşana benzediği için. Tamamen aynı tavşan değil ama bu şekillerde isimler veriliyor. Öyle bir isim vermişler ve evet şimdi başlayalım. Eksikleri tamamlayalım demiştik. Eksiklerimizden bir tanesi şuraya geliyoruz. Kostümlerle ilgili switch kostümü öğrenmiştik. Bir sprite'in birden fazla kostümleri olabilirdi ve bu kostümleri program içinde switch to kostüm şu. Mesela black ile black kostümünü giydiriyoruz. Biraz sonra yapacağız. Switch to kostüm color. Color diye isimlendirdiğimiz bu isimler tamamen serbest. İstediğim gibi isimlendiririz ama programdaki bütün değişkenlere ve isimlere hepsine sadık kalacağız. Şunu görmedik. Set color effect to buraya bir sayı. Burada iterasyonla color offset. Bunu da göreceğiz ne olduğunu. Çarpımı ile etkilenip kostümün rengini değiştirmesini öğreneceğiz. Stamp var. Çok basit bir şey. Onu görmedik. Onu göreceğiz. Başka aşağıda neler var? Programın diğer ana program kısmında hide'ı biliyoruz. Clear'ı göreceğiz. Çok basit. Adı zaten anlatıyor. Ekranı temizlemek. Başka bir şey yok. Şimdi bu burada dursun. Şöyle yukarıya gelelim. Yazmaya başlayacağımız zaman buradan başlayacağız. Şöyle dursun. Şunu kapatayım. Bir tane Scratch açayım. Şöyle büyütelim bunu. Bir de aslında şey yapmak istiyorum. Şunu anlatmak istiyorum. Burada renkler arasında böyle geçiş var. Şimdi renklerle çalışmayı başlayacağız. İlk olarak ondan bahsedeyim bir. Onu anlatalım. Renk sistemi. Daha önce onu da işlememiştik. Çok basit olarak ilk baştan şöyle yapıyorum. Bir tane kontrolden Space'e basınca diyeceğim. Space basarak yani yeşil bayrağı kullanmayacağım. Space'e basarak kullanacağım. Lux'ta mıydı? Şöyle var. Change color effect by 25. Bu şu demek. Ben Space'e her bastığımda bu kediciğin üzerindeki piksellerden oluşuyor ya artık. Pikseli hatırlıyorsunuz. Pictures element, resim elemanı. En küçük noktası bir resmin, dijital bir resmin. Onun rengini 25 offsetle yani 25 arttır, 25 arttır. Bir rengin artması ne demektir? Aslında çok basit bir şekilde şudur. Gökkuşağı gibi düşünün. Gökkuşağındaki ilk baştaki renkten ileriye doğru adım adım ilerlediğinizi düşünün. Renkten renge yavaş yavaş bir geçiş vardır. Buradaki sayı o adımın büyüklüğü. Şimdi 25 olduğunda space'e basıyorum bakın. Yeşil oldu. Koyu yeşil. Açık mavi. Siyah gibi, turkuaz gibi bir renk. Mavi oldu. Bir daha bastım. Mor, pembeye yakın bir renk, kırmızı tekrar şeye döndü. Aynı benzer bir renge döndü. Bu sayıyı küçülttüğümde 1 dediğimde şöyle hızlı hızlı basıyorum. Bu sefer adım küçük olduğu için gördüğünüz gibi yavaş yavaş geçiş oluyor. Yani daha zengin bir renk skalasında geziyoruz. Şöyle diyelim gökkuşağında küçük adımlarla ilerliyoruz. Böylece her renge hemen hemen her renge uğramış oluyoruz diyebiliriz. Şu bayrağı basınca orijinal rengine geri döner her zaman. Bunu renklerle ilgili bir bilgi vermek için bu konuyla çok çok ilgili olmasa da şöyle bir şey yapacağım. Şimdi bunu atalım dışarıya. Sprite 1'e girelim kostümüne. Şurada fazladan bir kostüm var onu siliyorum ve bu kostüm 1'e edit diyorum. Şöyle uzaklaşıyorum zoom out'la. Bunu clear'a basarak bütün ekranı temizlemiş oluyorum. Şuradaki Rectangle tool'a basıyorum. İçi dolu. Herhangi bir renk seçiyorum şimdilik. Mesela yo, siyah olsun. Siyahla başlayalım. Şöyle büyükçe bir siyah çiziyorum. Okey dedim. Sprite'ın böyle büyük siyah bir dikdörtgen oldu. Şu şekilde aynı biraz önceki kedicikten farkı yok. Sadece siyah bir dikdörtgen şeklinde bir Sprite. Şimdi bundan yeni sprite'ler elde ediyorum. Duplicate deyip bir tane daha yaptım. Bu Sprite 2'ye geldim. Sprite 2'nin kostümünü her birinin tek kostümü olacak. Birkaç tane kopyalayacağım. Uzaklaşıyorum şöyle ve clear diyorum. Ondan sonra bu sefer şu daireyi seçiyorum. İçi dolu ve kırmızı rengi seçiyorum. Şöyle kırmızı bir daire yapıyorum. Biraz şöyle olsun. Çok büyük olmasın.
Evet, buraya göre iyi sayılır, amacıma uygun. Tekste giriyorum. Ve bu nedir? Şimdi İngilizce isimlerine gireceğim. Bilgisayar grafiklerinde sık sık bu isimlerle ve baş harfleriyle karşılaşacağınız için şu anda İngilizce isimleriyle çalışacağız. Okey diyorum. Bu kırmızı, red. Yani günlük hayatta kullanmak üzere değil ama bunlar da grafikle ilgili bilgisayar programcılığında red, green, blue, cyan, magenta ve öbürünü unuttum. Yellow, evet. 6 tane renk var. Karışım renkleri ve ayrışım renkleri diye onları yapıyoruz. Şimdi devam edelim hızlıca. Duplicate diyorum. Sonra bir tane daha duplicate. Sonra bir tane daha. Bir tane daha. Kaç tane oldu? 5 tane. 6 tane lazım bana. Bir tane daha yapıyorum. Şimdi kırmızının bir tanesini, birinciyi buraya koyayım. Şurada dursun. İkinciyi editle. Önce evet, içine bir şey şöyle yapalım. Yine boya kovasını aldım. Kırmızı yaptık. Red, green, blue yapalım önce. Şuradan yeşil alıyorum ve içini boyuyorum. Yazıyı da tekrar siyaha dönmem lazım. Tekste silip bunun ismi olan green yazıyorum. Green. Alt satıra geçmiyorum. Bu çok büyük olduğu için şuradan 24'ten size'ını bunun 18 yapıyorum. Büyük. 14 yapayım ve şöyle ortalayayım. Yapacağım işlem düzenli olarak bu. Red, green. Şimdi şu blue'yu yapacağız. Bunu blue'ya çevireceğiz. Edit. Teksti düzelteyim önce siyah. Tekrar siyah dönmemek için buna blue diyorum. Sığmadığı için bunu da 18 diyeyim oldu. Şöyle ortalayayım. Ve boya kovasını alıp şuradan bir blue. Bu herhalde uygun bir blue'dur. Blue'nun çünkü tonları var. Gerçek bir blue mu bilmiyorum ama işimizi görecek. Red, green, blue tamam. Şimdi 3 tane daha yine bilgisayar programcılığında offset baskıda printerlarda kullanılan renkler var. CMY diye görürsünüz. Cyan, magenta, yellow. Bir de K vardır. Şimdi oluşturacağım renklerle siyah oluşturulamayacağı için bir de K, black kullanılır. Şu fondaki gibi öyle bir renk kullanmayacağız. Red, green, blue ise karışım renkleri. Televizyonların ledlerinin renkleri, eski televizyonlardaki piksellerinin renkleri red, green, blue'da oluşuyordu. Offset baskıda yani dergilerde, gazetelerde ise şimdi oluşturacağımız renkler. Yani düzgün şöyle yapalım. Önce cyan olsun. Cyan dediğimiz renk. Şunun önce hemen ismini cyan yapayım. Bu cyan şöyle yazılıyor. Buna cyan da diyebilirsiniz isterseniz. Nasıl telaffuz edildiği hiç önemli değil. Sadece bunun ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Programcılıkta karşılaştığımızda tanımamız için şöyle ortaladım. Ve boya kovasını al. Cyan de aşağı yukarı şöyle bir renk. Belki de kesinlikle odur. Ama bilemiyorum tabi bu sıralamayı neye göre yapmışlar buradaki sıralamayı. Sıralama derken şunu diyorum. Daha bunların değişik tonları var. Tonlara geçebilirsiniz. Hangi tondan aldılar? Belki de gerçek cyan'dır. Bu da tamam. CMYK. Şimdi magenta'ya geldi. Genellikle o sırada. Yani sıranın da önemi yok ama öyle geçiyor. Hemen tekste girip buna magenta diyorum. Magenta diye yazılıyor. Magenta'dır aslında. Magenta deyince de güzel oluyor aslında. Bunu tam ortaladım. Bu da magenta olacak. Boya kovasına gelin. Magenta da şu renk. Pembe. Tam pembe değil aslında. Pembeye benzer bir renk. Ve bunun içini magenta ile boyuyorum. Magenta ile ya da neyse. R'de tekrar son kalana geldim. CMY. Sıra yellow'da. Yellow bildiğimiz bir kelime ve renk. Tekste geldik. Bunu sildik. Yellow dedik. Yine bu çok kocaman oldu. 12 ancası. Evet. Şöyle bu da yellow. Peki ne yapıyoruz? Sırada ne var? Şuradan kovayı alıp sarı boyayı alıp içini yellow oluyoruz. Okey diyoruz. Bunlar da cyan, magenta ve yellow ya da magenta. Dilediğiniz gibi.
isimlendirebilirsiniz. Şimdi şöyle yapacağım. Siyah üzerine yaptım bunları. Şu Sprite 1'e gelip Sprite 1'in Edit deyip içini herhangi bir renkten başlayacağım. Ben kırmızıdan başlamak istiyorum. Offset, renk offsetinde böyle bir şey olduğunu göreceksiniz. Yani gökkuşağında adım atıyoruz dedik ama gökkuşağın sanki böyle yuvarlak renklendirilmiş gibi düşünün. Yani kırmızıdan yola çıkıp tekrar yola devam ettiğiniz zaman daireyi tamamladığınızda tekrar kırmızıya varıyorsunuz ve bu şekilde devam ediyor. Öyle düşünün, öyle bir şey yapacağız şimdi. Ve ben bunu kırmızıyı alıp şöyle kırmızı diyorum. Okey diyorum. Bakın ikisi şurada görüyorsunuz. Fon kırmızı. Buradaki kırmızı dairem de kırmızı olduğu için bunları şöyle üst üste koymamda bir sakınca yok şimdilik. Sen de gel buraya. Sen de gel buraya. Şimdi red'i şöyle koyuyorum. Şunların sıralamasını biliyorum ben. Red, green ve blue. Biraz sonra bunların arasında bu şekilde böyle dolaşacağız. Ve nasıl dolaşacağız ona bakalım. Şimdi Sprite 1'in script'sine Ctrl'den Space'i koyuyorum. Space'e basarak daha hızlı yapıyorum. Kliklemek biraz daha uzun sürüyor. Ne yapacaktım? Lux'dan biraz önce yaptığımız Change Color Effect by bir sayı. Şimdi bu sayıyı biraz önce gördüğünüz gibi büyük yapınca büyük adımlarla ilerliyor gökkuşağı renkleri içinde. Yani buna renk yelpazesi diyelim. Renk skalası içinde. Ben bunu en küçük 1 yapıyorum. Ve Space'e basmaya başlıyorum. Şunu enterledikten sonra. Space'e bastıkça arka fon, bakın, rengi değişiyor. Ve kırmızı belirginleşme, çünkü onun rengi değişmiyor. Kırmızı belirginleşmeye başladı. Bu turuncu gibi bir şey oldu. Aa, bakın şimdi sarıya doğru gidiyor. Şöyle ortaya koyayım bunu. Ve bir yer geldi. Bunun arkası görünmez oldu. Yani bu renge ulaştı. Ve bunun şurada olması gerektiği anlaşılıyor. Red'den geldik. Yellow'a çünkü. Bir de bu offset sayılarını ekrana bassın. Şöyle yapayım. Bir tane değişken tanımlıyorum. Make a variable. Buna programın içinde kullanacak olan color offset. Şöyle yazayım küçük harflerle. Joel offset diye yazmış. Yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle kısaltmalı. Offset. Okey dedim. Değeri 0. Şunu şöyle büyük görünecek şekilde large readout yapıp şuraya koyayım. Bastığım sayıları burada göreceğim. Şimdi her şeyi başlangıca getirmek için de yeşil bayrağı basıyorum. Yeşil bayrağı basınca arkadaki renkte tekrar kırmızıya geldi. Değişkenim zaten 0. Şimdi space'e basarak biraz önce yaptığımı renk offsetlerini de görerek kabaca hangi duraklarda hangi renklere ulaştığına, hangi offsetlerde hangi renklere ulaştığına bakacağım. Programın içinde kullandığımız o renklerin nasıl değiştiğini iyi kavrayalım diye. Ama daha da önemlisi, programcılıkta bu bilgi önemli. Başka yerlerde, kendi projelerinizde kullanırsınız bunu. Renklerle ilgili tamamen başka bir proje yapmak isteyebilirsiniz. O konuya açıklık getirsin diye. Biraz uzatmış oluyorum. Belki de iki bölüme böleceğim çok uzun olursa ama bunlar tabii önemli bilgiler. Evet, devam ediyoruz şimdi. Space'e basarak bir şeyi koymadım. Yeşile basıp tekrar başa geleyim. Şunu koymam lazım. Kontrolden yok, variables'tan change color offset by 1. Rengi offsetlediği gibi bu değişkeni de bir offsetlesin. Yani artı 1 yapsın ki ben şurada offset değerini göreyim. Şimdi space'e basarak devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hızlı hızlı basıyorum. Evet, sıraya yaklaştık. Ben şu anda ekranda hala farkı görüyorum. Var. Şu anda kalktı gibi. Sanki 33'e geldiğinde sarıya ulaşmış oluyor gibi. 0 ile 33 arasında da ara renkler. Basmaya devam ediyorum. Green'e geleceğini biliyorum. Onu red, green, blue'yu bilerek yerleştirdim ama cyan, magenta, yellow hangi aralıklara denk geldiğini bilmediğim için sol alt köşede duruyorlar şu anda. Yeşile geliyor. Görebiliyorum hala. Evet. Şu anda bile değil. Uzak. Yok. Daha hala yaklaşıyor. Evet. Yaklaşık 75 gibi bir sayıda green oldu. Yani fonla bu green'in rengi aynı renk oldu. 75'te. Bu 75 tabii ki green'e karşılık gelir demek değil. Kırmızıdan yola çıktığımızda 75 offset dediğimizde, yani 75 adım ileri gittiğimizde green'e ulaşırız demek. Bu önemli. Çünkü
esas numaralandırma ve renkleri sayılarla ifade etme sistemi RGB'nin içindeki sayılarla yapılır. Bu offset olayını anlatıyorum. O RGB değerlerine başka bir projede gireriz. Devam ediyorum. Evet, buradan sayana doğru gitti. Hatta sayan oldu bile. Bakıyorum şöyle. Evet, arada fark göremiyorum. Yaklaşık 95'te sayan olmuş. Devam, Magenta'da ya da Magenta. Neyse. Buraya geleceği belli. Bir tek orası kaldı. Şimdi devam ediyorum. Şöyle. Blue'ya geldi. Kaçta? Yaklaşık 125 gibi bir sayıda. Yani o offset ve kırmızıdan 125 offsetlendiğinizde ileri gittiğinizde Blue'ya varıyormuşsunuz ve Magenta, hala Magenta'da fark var. Şu anda pek görmüyorum. 173 gittiğinizde Magenta'ya ve devam ettiğinizde biraz önce söylediğim gibi kırmızıya gidiyor. 194. Sanki 200'e gelince, evet öyle tahmin ettiğim gibi. Yani 200'ü 6'ya bölmemiz de gerekebilir. Böyle. Biz buna devam ettikçe bu şekilde devam edecek. Bunu programda kullanacağımız için böyle bir örnek gösterdim. Şimdi başka şeylere bakalım. New diyorum. Kaydetmene gerek yok. Stamp var. Stamp'a bakalım. Stamp için şöyle bir şey yapacağım. Paint'te hatırlarsanız mesela bu Sprite'ın, yine bunu sileyim. Bende iki tane geliyor nedense hep. New bile desem iki tane geliyor. Bir şekilde başlangıçta ayarımı öyle yapmışım. Edit'le Paint'e girdiğim zaman şurada Stamp var. Stamp Tool. Buna basıp da şöyle bir arayı, yani bunu daha önce kullanmıştık ama bu seçtiğim alanı istediğim yere böyle patates baskı gibi stampleyebiliyorum. Şöyle. Sonra OK dediğim zaman Sprite'im o hal alıyor. Sprite artık bu. Bunu şöyle yapayım. Edit'le tekrar gireyim. Clear'layayım her şeyi. Sonra ne yapayım? Şu fırçayı alıp şöyle bir şeyler çizeyim buraya. Rastgele şöyle. Şöyle. Biraz mavi ile. Biraz siyahla. Biraz da beyaz kullanalım. Neyse, okey dedim. Hop, Sprite'ım böyle oldu. Şimdi bu bir Sprite. Aynı stamp'ten Sprite'ın Lux'unda olması lazım. Hayır değil. Pen'inde mi? Evet, pen'de. Buraya bir tane stamp aldım. Ve kontrole bir tane yine space yapıyorum. Şimdi bakın, bunu alıyorum buradan. Şuradayken space'e bir bastım. Hiçbir şey olmadı gibi görünüyor değil mi? Hop, olmuş. Buraya patates baskı gibi bir tane, aynı biraz önce Paint'teki gibi bir tane şu stamp komutunu gördüğü anda yerleştirmiş. Şöyle bir daha bastım. Buraya da attı. Bunu eğer ben şöyle şuradan açısını döndürebiliyordum hatırlarsanız. Şöyle açısını döndürüp Space'e basarsam hop, gördüğünüz gibi bu şekilde çalışıyor. Bu bizim ne işimize yarayacak? Biraz sonra o hesaplanan fraktal görmekte de hesaplanan renkleri ekranı boyamak için. Şimdi bu şunun haricindeki bu şurada dursun. O kadar dışarıya gidemiyor. Bunlar ne background'a ait ne de sprite'a ait. Bunlar ekranda bir boyama. Yani programa yeniden başlandığımızda silinmeyen, pardon, siliniyor zannediyordum. O zaman şöyle olan, bunu stamp'ı buraya aldım. Bunu da öğrenmiş olalım. Clear var. Clear'a bastığımız zaman şöyle Space'e basınca hop onlar gitti. Bu da böyle. Başka ne var? Evet, sanırım bunlar yeterli. İterasyonu gördük. Stamp'ı gördük. Clear'ı gördük. Kompleks sayıları gördük. Evet, başlayabiliriz artık. File, New. Kaydetme. Senin biliyorum yine iki kostümün var. Bunu teke indirdik. Ve diyor ki şöyle başlayın diyor. Bu Sprite 1'i diyor. Karşılaştığınız Sprite'ı diyor. Editle alın diyor. Ondan sonra Clear'a basıp her şeyi bir silin diyor. Ondan sonra diyor Zoom in'le sağdaki artıyla şurada gördüğünüz yaklaşabildiğiniz kadar, yani son zoom noktasına kadar gelin diyor. Şöyle kocaman bir piksel geziyor şimdi. Piksel değil aslında bu. Piksel olması için bunun benim brush size'a, şu brush ya,
En küçük pikseli ayarlamam lazım. Bu üçüncü sırada. Yani 1, 2, 4. Bu 4'e 4. Bu 2'ye 2. Şöyle. Evet. En baştakini seçtiğiniz zaman artık bu bir pikseldir. Pikseli hatırlıyorsunuz. Pictures element'iydi. Bir resmin en küçük elemanı. İşte fotoğraf makinem şu kadar megapiksel dediğiniz zaman o fotoğraf makineniz o kadar milyon mu? Evet, kilo bin, mega milyon. O kadar milyon pikselden oluşuyor. Yani resmi böyle küçük küçük parçalarının sayısı o kadar milyon tane demektir megapiksellik bir kamera. Şöyle istersem dergide şöyle demiş. Rectangle tool'u kullanın. Şöyle bir tane bir piksellik çizin demiş. Bunu istediğiniz gibi çiziyorsunuz. Şu şöyle bir piksel genişliğinde, 4 piksel yüksekliğinde bir sprite. Şöyle yaparsam şöyle 4 piksel genişliğinde, 1 piksel yüksekliğinde ve bunu böyle yapabilirsiniz diyor. Tamam, böyle yaptık. Ama isterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Paintbrush'ı alıp şöyle tıkladığınız yere atar. Ama kaydırırsanız da böyle çizer. Çünkü şey bunu yapıyor. Brush bunu yapıyor. Evet, burayı çok uzattık. Şimdi şey yapalım. Clear deyip şuraya bir tane piksel koyup OK diyorum ve diyor ki buna diyor Black deyin. Bu kostüme Black kostüm ismini verin diyor. Enter ve diyor bu sprite'dan bir tane de, bakın o sprite şurada minicik bir nokta olarak görünüyor şimdi. Bir tane daha sprite'dan değil pardon özür dilerim. Buna yeni bir kostüm yapın diyor. Yani kopya bastığınızda yeni bir kostüm oluyor. Bunu edit edin diyor. Dikkat edin sprite değil. Bu sprite'ın kostümlerini ikiye çıkarıyoruz. Yanlış söyledim biraz önce. Yaklaşıyorum. Ve bunun içine bu yine böyle kocaman bir brush olarak geldi. Şu kovayla içini kırmızıya boyamak istiyorum bunu. Şuradan kırmızıyı alıyorum. Bu da piksel piksel gezdiği için içine mi girecek? Hayır. Şu kovanın ucu sol üst köşeye geldiğinde buraya bastığınızda bunun içini kırmızıya boyar. Renk herhangi bir renk olabilirdi. Ya da şöyle yapabilirdiniz. Yine clear deyip nerede olduğu hiç önemli değil. Kırmızı veya hangi renk olduğu da önemli değil. Kırmızı seçtik. Biraz önce yaptığımız gibi şöyle rectangle tool'la ya da brush'ın en küçük size'ıyla bir tek piksellik bir kostüm daha oluşturmuş oluyoruz. Sprite 1'e. Ve buna diyor color ismini verin. Jolour diye yazılmış. Bu Jolour diye de yazılıyor. İşte o onların sorunu. Şimdi Sprite 1'den bir tane Sprite 1'im var ve iki tane kostüm var. Şimdi dergiye geri dönelim. Bunları yaptıktan sonra diyor şeye başlayın diyor. Make Fractal diye bir alt program var. When I receive Make Fractal. Mesaj receive sistemini hatırlıyorsunuz. Ana program Make Fractal diye bunu çağıracak. Bu da bu işleri yapacak. Bunu diyor bu pikselin içine yazın. Ve bunun için diyor öncelikle diyor şu diyor değişkenleri tanımlamanız lazım. Biraz sonra algoritmada script'in içinde kullanılacak olan değişkenler bunlar. Ve buradaki önemli nokta şu. Bunlar diyor şu iterasyonlar z i kare bu z i kare olduğunu tahmin ediyorum. Yanına 2 koymuş. Formüllerde de öyle. Şunu hatırlayın. Değişkenleri isimlendirirken neyi ifade ettiklerini bize ipucu verecek şekilde isimlendirmekte fayda var. Bu ben şunu anlıyorum bundan. Z gibi bir kompleks sayısı var. Şu z i onun imaginary kısmı. Yani sanal kısmı. Z i 2 de o imaginary kısmının karesi. Z i kare. Z r de o z kompleks sayısının real kısmı. Z r 2, z r kare aynı şekilde. Bir de iterasyon yaptığı için bölme işleminden hatırlayın. Bir tane bölünen vardı. Bir tane bölen. Bölme işleminden sonra bölünen değişiyordu hatırlarsanız. Yani bölünenden bir tane daha ihtiyacım var. Yani burada bir z imaginary var. Ondan bir de işte bir sonraki iterasyonun bir sonraki adımında kullanmak üzere ya da belki de bir önceki adımında biraz sonra göreceğiz. Z imaginary diye böyle bir değişken tanımlanmış. Muhtemelen bu ilki. Z real x ve y ekrandaki koordinatları. Bunları diyor
Şu önemli bakın burada. For this sprite only olarak tanımlanıyor diyor. Biraz sonra tanımlarken göreceksiniz. Hiç yapmadık bunu. Hep şimdiye kadarki projelerde for all sprites seçeneğe başlangıçta hep o çıkıyor. Bütün projelerimizde değişkenlerimize for all sprites'ta. Burada işte böyle bir şey var. Bunun anlamı da bu yukarıdaki for this sprite only lokal değişken diye anılır. Yani sadece o sprite'ın erişebildiği, değiştirebildiği sayılardır. Bunu başka kimse görmez. Ne ana program ne de diğer sprite'lar. For all sprites diye tarif ettiği de yine bilgisayar programcılığında global değişkenler. Yani bir programın içindeki ana programın ya da küçük programların, alt programların hepsinin görebileceği değişkenler, içini değiştirebileceği ya da okuyabileceği, en azından okuyabileceği değiştirmeye de bilir ama değişkenler. Onlarda bir C kompleks sayısı varmış, imaginary kısmı, C kompleks sayısının real kısmı, color offset biraz önce gördük. Maksimum iterasyon, işte iterasyon bölme işlemindeki iterasyonu hatırlayın. Ondan kaç tane yapmanız gerektiği, onu da programı çalıştırdıktan sonra gireceğiz. X zoom, Y zoom, bu görüntüye ne kadar zoomla yaklaşıp uzaklaşmamız için sayısal değerler. Ve başlayalım artık. Şimdi buraya geliyorum. Scripts'in içinden hemen Sprite 1'e when I receive koyuyorum. Make fractal. Okay. Ve buna variable'lar tanımlıyorum. Önce şey demiş. Bakın burada. For this sprite only'i seçin. Ve bunları o şekilde tanımlayın. Neydi birincisi? Iterations. İterasyonlar. Okay. Sprite 1'in lokal değişkeni iterations geldi. Tekrar make a variable for this sprite only. Buraya da z kompleks sayısının imaginary kısmı. Okay. Make a variable for this sprite only. Sonra z'nın karesi, z kompleks sayısının imaginary kısmının karesini tutacak olan değişken. Okay. Make a variable for this sprite only. Ve ben buraya not aldım. Oradan bakıyorum tekrar tekrar gitmemek için. Bir tane de z r'miz var. Şimdi nelerimiz oldu? Z z kare, bir de z r ve z r kare var. Hemen yapalım. For this sprite only z r. Okay, make a variable for this sprite only z r kare. Bu da tamam. Evet, doğru yapıyor muyum? Doğru yapıyorum. Sonra z imaginary ve z real iterasyonun diğer tarafında olacak olan, yani bir sonraki adımında ya da bilmiyorum belki de bir önceki adımında biraz sonra kodu yazarken göreceğiz. Aynı yine z kompleks sayısının imaginary kısmı böyle demiş. Bunu anlatmış. Demin I kullanmıştı. Burada böyle kullanmış. Uzun uzun da yazabilirdi. Okay. Make a variable ve bu da yine, ha bakın bunu yanlış yaptım bir öncekini. Hemen siliyorum çünkü for the sprite olacaktı. Global oldu, lokal olacağına. Delete variable deyip şu z imaginary'i siliyorum. Make a variable for this sprite only'yi tıklayıp tekrar yaratıyorum. Z alt çizgi imaginary. Okay, benzer şekilde for this sprite only. Z alt çizgi ne demiş? Real demiş. Okay, bu da real kısmı. Sonra iki tane de ekrana basacağımız pikselin x koordinatı okey. Ve yine make variable'dan for this sprite only'den y koordinatı. Bu arada koordinatlardan bahsetmişken stage'e gelip background'a import deyip şu koordinatlı olan x, y, grid'i import edeyim. Programı yazarken kullanırım. Bu sayıların ne manaya geldiğini anlamam için faydalı olacak. Biraz sonra bu değişkenlerin hepsini ekrandan kaldıracağım. Sprite 1'e geri dönüyorum. Ve diğer değişkenleri tanımlıyorum. Make a variable. Artık for the sprite on dememe gerek yok. Diğer listeyi yani global değişkenleri tanımlayacağım. Bunlar da şöyle
kompleks sayının imaginary kısmı. Make a variable. Bakın bunun başına sprite 1'in diye yazmadı. Hepsi herhangi bir görebilir çünkü. Ve burada devam edelim. Kompleks sayının real kısmı. Bunu uzun uzun real diye yazmış. Serbest bir şekilde istediğiniz gibi isimlendirebilirsiniz. Yeter ki daha sonra size, yani dönüp de tekrar uzun bir süre sonra programınıza baktığınızda o değişkeni ne için yaptığını konusunda bir ipucu versin. Color offset mesela. Ya da bir başkası sizin programınız üzerinde çalışırken bu ne demesin. Maksimum iterasyon var sırada. Max alt çizgi iterasyon. OK. X zoom, Y zoom kalmış. X alt çizgi zoom değeri. Bu zoom değerini hep 1 kullanacağız. Siz kendiniz daha sonra 2, 3, 4, 5 gibi yüksek zoomlarla görüntüye daha fazla yaklaşmak için isterseniz kullanabilirsiniz. Bütün denemeleri yapmak için zaman kısıtlı oluyor. Şimdi programı yazmaya devam edelim. Değişkenlerini tanımladık, tanımla demişti. Biraz uzaklaşmakta fayda var sanki. Şöyle bir ne yapalım? Eksi bir daha okunabilir şekilde sanırım. Evet, şöyle biraz daha uzaklaşırsam tam ekrana sığacak mı? Biraz daha uzaklaşayım. Pek okunaklı halde değil şu anda ama şununla tam şöyle yaparsam bakayım nasıl olacak. Evet. Şimdi when I receive make fractal, biraz zor okunuyor ama dergiden kendiniz de inceleyebilirsiniz. Hemen bir set işlemiyle okunmuyor, yaklaşacağız. Genel olarak incelemek istiyorum. Bir repeat until döngüsü var. Büyük bir repeat until döngüsü. Bütün işlem o repeat until döngüsünün içinde oluyor ve en altında stop script var. Sonra o repeat until'in içinde bir tane daha repeat until var. Bu dıştaki x, onun içindeki y. Ve ikisi de artan döngüler olduğu için en sonunda x'i büyük olan change x by 1 ile 1 arttırıyor bu döngüde. Şartına bakarız. X eşittir şu olduğun zamana kadar dönecek diye. Y de öyle. Onun arasında da stempler var. Hemen artık biraz yaklaşayım. Genelini gördüğümüze göre. Aslında şöyle yapsak. Onun içinde iterasyon kısmı var. İterasyonlarla ilgili bir repeat until var. Yine inceleriz. Şurada bir if else bloğu var ve stamp var. Onları da gördük. Go to xy'yi biliyoruz. Xy koordinatlarına gidecek. Şimdi daha detaylı şekilde inceleyip yazmaya başlayalım. İlk başta ne yapıyormuşuz? Şu büyük repeat until'i hemen koyayım. Burada bu arada bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu kodu yazarken çok dikkatli olmanız lazım. Biraz sonra bu koddan, sprite'lardan 20 tane kopyalayacağız. 20 tane kopyaladığınızda eğer hata yaptıysanız o hatayı da 20 kere kopyalamış olacaksınız. Çünkü sprite'ı kopyalamakla içindeki script'leri de programları da kopyalamış oluyorsunuz. Düzeltmek için iki yolunuz var. Ya hepsini gidip tek tek düzelteceksiniz ki bu zor yol. Doğrusu eğer bir hata olursa olabilir. Bütün sprite'leri silip sprite 1'deki hatayı düzeltip sonra tekrar kopyalama işlemini yapmak. Şu büyük döngüyü koyuyorum. Bu büyük döngü x içinmiş. Hemen variables'tan başına bunun set x'i var. X'i bir şeye set ediyor. Ve içinde change en sonunda x by 1 var. Onu biliyorum. Ve ana programın döngüsü olduğu için stop script de bunun altında. Şimdi şartlarına bakalım. Eksi 200'e eşitle demiş bir kere. Şurada. Hemen bunu eksi 200 yapıyoruz. Eksi 200. Şöyle. Burada dursun. Bunu da büyüteyim. Bunları görelim bu arada. Şartı da x eksi 180'e eşit oluncaya kadar. Hemen bir eşitlik koyayım operators'tan. Eşitlik. Şuraya bir x eşittir eksi 180. Şuraya bir kere tıklamam gerekiyor. Eksi 180. Enter. Peki bunun içinde bu sefer y var.
Y'yi de şuraya şöyle yapacağım. Şundan kopya çekeceğim. Duplicate diyeceğim. Bu arada nasıl olduysa şu stop script buraya gelmiş. Bu burada olacaktı. Bunda ise olmayacak. Şunu şuradan çıkarıyorum. Set X'i de oraya almam lazımdı. Şöyle bunu buradan koparıp duplicate deyip bunu Y'ye çevireceğim sağdakine. Bu X için kalsın. Bu Y olacak o zaman. Ve Y eşittir. Bir şey oluncaya kadar bu sayıları değiştireceğim şimdi. Ve change Y by 1. Hemen buraya Y tabi yazıyla değil. O hatayı çok sık yapıyorum ben. Y'yi buraya yerleştirdik. Bu Y'ye dönmüş oldu. Sayısal değerleri de eksi 180'den 180'e kadar sayacak. Artı 180'e kadar sayacakmış. X eksi 200'den eksi 180'e kadar sayarken yani 20 piksel ileriye gitmiş oluyor X boyunca. Y de eksi 180'den şuradan bak, bunları kaldırayım artık buradan. Bunlarla işim kalmadı. Şeyi öğrendim tamam. Lokal ve global değişkenleri. Şuradan da kaldırırsınız onları. Şuradaki tıkları kaldırdığınız zaman çek işaretlerini. Onlar birer birer ekrandan kalkar. Onlarla işim yok. Programı kontrol için o sayılara pek bakmayacağım. Görsel program yapıyorum. O bana zaten hatanın nasıl ve nerede olduğunu ipucunu verecektir. Şimdi dönelim şeye. Şurada x eksi 200'den eksi 180'e diyormuş. X ekseni yatay eksen. Şu eksi 200 burası. Eksi 180 de şuralarda bir yerdedir. 20 piksellerde. Yani şu kadar ilerliyor. Bunun biraz sonra neden o kadar ilerlediğini göreceğiz. Bundan 20 tane kopyaladığımızda böyle şeritler oluşacak. Y de henüz yazmadım. Biraz önce okumuştum. Eksi 180'den artı 180'e kadar gidiyor. Change by Y1 sayesinde. Yani en alttan en üste kadar gidiyor. X 20 piksel genişliğinde, Y de alttan yukarıya olduğuna göre böyle bir 20 piksel genişliğinde bir şerit oluşturmuş oluyor. Ben bundan 20 tane kopyaladığımda o X'in başlangıç ve bitiş değerlerini biraz sonra göreceksiniz. Değerleri verdiğimde, her bir spidingini değiştirdiğimde eksi 200'den artı 200'e kadar olan kısmı taramış olacak. Bunun da sebebini biraz sonra göreceksiniz. Çoklu işlem. Yani bilgisayarın aynı anda birden fazla işlemi yapabilmesini gösteriyor. Ve bunun yeri de X döngüsünün içinde şu arada. Programın ana kısmı bu. Şunu da şuraya yerleştirelim. Diğerlerine bakalım. Şimdi Y döngüsünün içinde hemen artık Y'ye başladığımızda biraz da uzaklaşabiliriz. Çünkü ilgi alanımız biraz daha daralmaya başladı. Genelini bitirdik. Y'ye girdiğinde hemen ilk başta 1, 2, 3, 4, 5 tane set var. Hemen bu setlere şuradan alıp setin birini alıp buraya sağ tuşla duplicate deyip altına koyuyorum. Yukarıdan sağ tuşla duplicate diyorum. 4 etti. En alttakinden duplicate diyorum. Bir tane daha ilerledim. 5 etti. Hepsi de aynı değişken için. Onlar neymiş bakalım. Z'nin real kısmı, imaginary kısmı, Z'ye kare, Z'ye kare. Z'nin imaginary kısmı, Z'nin real kısmı, Z I kare, Z R kare. Ve en altta da iterations vardı. İterasyon sayısı. Iterations. Şimdi bunları nelere işliyorum? Şuna bakalım. İlk dördünde çarpma var. Hemen o çarpmaları koyayım. Programın şu anda neler yaptığını hiç düşünmeden dümdüz yazıyorum. Çünkü kompleks sayılar, bu iterasyonlar çok fazla konumuzun içinde değil. Önemli olan işte iterasyonun ne olduğunu öğrendik. Kompleks sayıları incelerseniz onların neler yaptığını bulursunuz. O konulara şu anda girmeyeceğiz. O yüzden böyle otomatik bir şekilde yazmaya çalışıyorum programı. İlk ikisinde x'leri x'i x zoomla y'yi y zoomla çarpmış. Hemen koyayım. Variables'tan şuradan x'i alıyorum. Buraya koyuyorum. X zoom neredesin? Gel buraya. İkincisi de Y'yi buraya koyuyorum ve Y zoom'u buraya koyuyorum. Ondan sonraki neymiş? Z imaginary, evet bunlar da Z kare olduğuna göre bakın Z imaginary'nin karesi. Yani Z'nin imaginary'nin kısmının kendisiyle çarpımı çarpma olduğuna yani kare olduğuna göre. Scratch'te hatırlıyorsunuz kare fonksiyonu yok.
Böyle çarpmayla hop imaginary değil. Real kısmı. Real kısmının karesi de z'nin real kısmıyla real kısmının çarpımıdır. Iteration de sıfırdır. Şimdi o bloğu orada bırakıyorum. Altta ne varmış ona bakayım. Bir tane repeat until var. İşte iterasyonu yaptığı yer burası. İterasyon başta sıfırla başlıyor. Bir tane repeat until koyayım. Şunu tekrar hatırlatacağım. Özellikle Raspberry'de çalışırken bu şekilde ayrı bloklar halinde çalışmanızda fayda var. Çünkü komple tek bir blok yaptığınızda yavaş yavaş bu değerlerin içine mesela iterasyon sıfıra, şuraya sıfır yazmaya kalktığım zaman buraya bastığım sayı çok geç geliyor. Tek bir blok halinde olduğu zaman böyle düzenli çalışmakta fayda var. Şunu hallettim. Bunu sonra bunun altına koyacağım. Şu repeat until'i yapıyorum şimdi. Böyle çalışmam daha rahat. Repeat until döngüsü iterasyon. Ve iterasyonun şartları şunlar. Bir tane or var. Bu ya da bu. Yani şuradaki karşılaştırma ya da buradaki karşılaştırma, kıyaslama. İkisinden bir tanesi sağlandığı ana kadar burayı tekrarlar. Ve en altta change iteration 1. Yani arttırıyor. İterasyonu bir adım ileriye götür. O şartlar da hatırlarsanız biraz önce fraktallarda bahsetmiştik. Z kompleks sayısının imaginary kısmının karesi yani sanal kısmının karesi artı Z yine aynı Z kompleks sayısının real kısmının karesi gerçek kısmının karesinin toplamı 4'ten büyük oluncaya kadar tekrar et. Ya da eğer iterasyonu arttırıyorsun ya maksimum iterasyon sayısını program çalıştığında vereceğim onu. Onu geçtiyse dur ve yoluna buradan devam et. Yani bu veya bu sağlanırsa bunun açıklaması da bu. Yani daha önce anlattığımız konuyla bağlantısı buradaki iterasyonun bağlantısı bu. Hemen or'u koyayım. Buradan bir tane or alıyorum. Bu veya bu. Ya bu olunca ya bu oluncaya kadar repeat until yap. Repeat until'in içine hemen iterasyon olduğuna göre change change iterations by 1. İterasyonu 1 arttır. Onu da koyduk. Evet yavaş yavaş oluşuyor. Sol tarafında bir tane büyüktür var. Sağ tarafında da bir tane büyüktür var. Hemen onları da koyalım. Operators'dan büyüktür ve bir tane de buraya büyüktür. Neymiş onlar? Sol taraftakinin büyüktürün solunda bir de toplama işlemi var. Biraz önce bahsettiğimiz gibi operators'dan onu da koyalım. Artık bunların içlerini değişkenlerle doldurmaya başlayalım. Şöyle hemen neredeydi? Evet kareleri. Z I kare artı Z R kare. 4'ten büyükse. Hop. Şunu yine küçültelim. Bu lazım oldukça büyüteceğiz. Yer sağlıyor küçültünce bana. Ya da iterasyon sayısı maksimum iterasyonu geçerse. Hemen şuradan iterations'ı alıyorum. Ve max neredesin max it. Maksimum iteration'dan büyükse. Tamam. Döngünün şartı tamam. İterasyon işlemleri 1, 2, 3, 4, 5 tane set var. Hemen biraz önce yaptığım gibi şuradan bir tane set alayım. Bunun içine yerleştireceğim. Ama şöyle dursun. Duplicate. Ve bir tane daha duplicate. Neymiş onlar? Z-I, Z-Real, Z-Imaginary. Evet bunları tek tek yapayım. Şimdi birincisi Z-I'ymiş. Tamam. İkincisi Z-Real'mış. Z-Real. Üçüncüsü Z-Imaginary'ymiş. Z-Imaginary. Dördüncüsü ve beşincisi kareleriymiş. Z kare. A 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Z R kare. Bir tane daha mı var oradan? Yok. Tamam. Şunlar hemen basit. Şeyden kopya çekerim. Burada vardı. Aynısından. Duplicate deyip bunu hemen imaginary'nin karesini buraya. Şunu da buradan duplicate deyip buraya koydum. Öbür üç tanesi neymiş? Ona bakayım. Birincisi Z imaginary. Z'nin imaginary kısmıyla real kısmının çarpımı. Yani iterasyonun öbür tarafındaki bir önceki adımındaki bulunmuş olanların çarpımını Z'ye yerleştir. Şuraya bir çarpım koyuyorum o zaman. Şöyle. Ve değişkenlerden Z neredesin imaginary? Evet burada. Gelmedi.
Hop. Z imaginary'i alıp buraya koyuyorum. Sonra Z real'ı buraya alıp buraya koyuyorum. Böylece bu tamam. Altında doğru yaptım değil mi? Doğru. Sonra Z'nin real kısmını artık bunu kullandı ya iterasyon için oluşturdu. Altında şu var. Artının sol tarafında bir tane artı koyuyorum. Hemen aynısını buraya yapalım. Bir tane artı. Ve artının şu sol tarafında bir tane eksi var. Şöyle. Orada ZR kare ile ZR karenin farkı varmış. Gelin variables'tan buradan da alabilirdim ama ZR karenin eksi ZR kare. Doğru yaptım mı? ZR kare eksi ZR kare. ZR kare eksi ZR kare. Doğru olmasına çok dikkat edin. Biraz sonra kopyalayacağız. Bir tane serial vardı. CRL. Onu buraya koyduk. İmajineri neymiş? O da 2 çarpı ZI. Bunun sol tarafında yine çarpma varmış. Hop. Bir dakika. Nasıl o? Toplama var. Toplamanın sol tarafında. Şöyle toplamanın sol tarafında ve bu toplamayı buradan alıp buraya koyuyorum. Ne oldu? Bir şeyi yanlış yere koydum ve oradan fırladı gitti. İşler karıştı şimdi. Bu niye buradan çıktı? Z imaginary burada. Tamam. Evet yanlış oldu. Her şey bu oluyor bazen böyle. Evet bunu Z karenin ki bu. Bunu şuraya yerleştirmem lazım. Yerine koyarken dikkat edin. Mesela şuraya koymak istersem yanlışlıkla buraya koyarsam onu oradan çıkartıyor. Z imaginary'nin olduğu yeri. O çarpma işlemi. Toplama işlemi. Hadi onu da çıkar. Ve Z imaginary'e buraya koy. Buna dikkat edin. Yani tam koymak istediğiniz yere dikkat edin. Nasıl da düzenleme? Artının sol tarafında çarpma var. Şuradan artıdan tutup şurası beyaz olunca buraya bıraktım. Evet. Bunu da hallettik. 2 çarpı ZI. Şuraya 2. Tıklarken de fareyi oynatınca o da bir felakete sebep olabiliyor bazen. Hele kod böyle büyük olduğu zaman yanlışlıkla bir şeyleri burada çıkardığınızda yerine koymak zor oluyor. Görsel olarak Scratch çok güzel programcılığı anlatıyor ama editör olarak çok pratik olduğu söylenemez. Tabii maksat Scratch'in oluşturulmasında programcılığı öğretmek. O yüzden böyle. Daha sonra C, Python, C++ gibi dillere geçtiğinizde bu gibi problemlerle karşılaşmadığınızı göreceksiniz. Tabii başka problemler gelecek. Neyse. Şuraya Z imaginary'i koyuyorum. Neredesin Z imaginary? Z, I ve Z real mıydı o? Ha, C'nin imaginary kısmı. C imaginary. Umarım bu kadar gevezelik yaparken bir hata yapmıyorumdur. Çünkü dediğim gibi bunda hata pahalıya mal oluyor. Hepsini düzeltmek için bayağı bir uğraşmam gerekiyor. Buraya yerleştirdim. İterasyonun içinde olduğu için. Ve bu da Y döngüsünün içindeydi. Şunlar. Bunu buraya koydum. Ve Y'nin şu araya giriyor bunu. Şöyle buraya girdi. Ama dahası var. Ondan sonra şu araya şuradaki araya yazacağım kodlar var. Onlar da şöyle aşağı ineyim. Bir tane go to xy var. Bir yerde xy bulmuş olmalı. xy'yi nerede? Evet. Set xy vardı bir yerde. Şurada. Evet evet. Döngünün xy'leri onlar. Tamam. xy'ye git. Rengini ayarlayıp ona göre stamp yapacak. Şimdi go to xy neredesin? Buradasın. Şu go dışarıda yapayım. Variable x'i koy. Y'yi de koy ve bunu yerine yerleştir. Yeri neresi? Hemen evet şurası. Onun altında bir şeyler daha var. Bir tane if else var. Şu if else'i hemen alayım. Kontrolden if else blue neredesin? Gel buraya. Ve şartı maksimum iterasyonu geçti ise hemen büyüktür. Ve variables'dan iterations büyüktür. Maksimum iterations olduysa. Bu iterasyonun içinde olmalı idi. Evet doğru tabii. Şimdi burada iterasyonu yapıyor 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 ve bir şartla 4'ten büyük olduğu durum için ya da maksimum iterasyonu geçtiyse çıkıyor. Ve buraya geldiğinde de o çıktığı durum neyse çünkü iki durumda çıkmış olabilir bu repeat until'in içinden.
iterasyon sayısının maksimum iterasyonu geçtiği durum için yapacağı işlem var. Burada olacak, diğeri de burada. Eğer bu değilse burada. Tamam. Switch to custom black. Yani bu iterasyon sayısı biraz önce de anlattığımız gibi eğer maksimum iterasyonu geçerse o zaman onu siyah olarak işaretliyoruz. Bunu Lux'dan Switch to Custom Color'a değil de Black'e geç. Değilse Switch to Custom Color'a geç ama rengini de Set Color Effect to Iteration çarpı Call Offset. İşte demiştik ki eğer Escape diye tanımladığı durum 4'ü geçtiyse bundan sonra iterasyon devam ederse artık gittikçe büyüyecek. Bu nokta kaçmış nokta. Rengini ayarlayacağız. Set color effect to, neredesin set color effect to? Set color effect to şuraya çarpma işlemi var içinde. İterasyonla şuradan alayım. Duplicate. Color offset'i çarpıyor. İşte rengi o sayıya ulaşmak için neredeydi color offset? Burada. Gereken değer. Tamam, bu da böyle. Bunun yeri neresi yalnız? Goat ekseninin hemen altı. Ve artık ekseni belirleyip rengi de belirledikten sonra bunun altına hemen bir tane stamp koyuyor. Yani ekrana o piksele, goat ekseniyle gittiği piksele bunu araya koyunca şuraya doğru yere koydum mu? Evet. Oraya pat diye o rengi, belirlediği rengi, şuradaki rengi ya da değilse siyahı ekrana tek piksellik bir sprite olarak patates baskısını yapacak. Yani grafiği oluşturmaya başlıyor. Evet, bu kadar. Umarım her şey doğrudur. Arada açıklamalar yaparken bir hata yapmadıysam bu program böyle. Bir de aşağıda ana program var. Ona geleceğiz. O çok kolay. Onda hata yapsak bile ondan bir tane olacağı için çok önemli değil. Ve diyor ki bu yeşil bayrak programına, ana programa istediğiniz sprite'in içine koyabilirsiniz. Bir tane olacak. Bütün diğer sprite'lara broadcast, fraktalı broadcast edeceği için bir tek yerde olması yeterli. Onu da birinciyi seçmeniz en mantıklısı diyor. Yani istediğiniz yeri seçebilirsiniz aslında. Şimdi şuna geldi sıra. Önemli kısmına. Bundan ben bir tane sprite bir için yaptım ya. Şimdi bundan 20 tane duplicate yapacağım. Şöyle bir son kez bakayım. Evet, buralarda hata yaptıysam inşallah yapmamışımdır. Bakalım. Duplicate bir tane daha yaptık. Şu sprite 2'den duplicate 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, şöyle biraz aşağıya kaydıralım, 16. Bunun toplu olarak çoğaltılması mümkün mü bilmiyorum. Tek tek duplikat yapıyoruz böyle. Sık karşılaştığımız bir durum değil ama bu aslında bu program bize grafikten ve fraktallardan da öte bu 20 tane sprite'la 20 iş parçacığı aynı anda çalışmaya başlayacak. Çünkü şimdi gidip baktığınızda hepsinin içine bu script geldi. Her biri de çalışmaya hazır bekliyor. Emri aldı mı başlayacaklar ve aynı anda başlayacaklar. Yani bir bilgisayar bir anda birden fazla işlemi yapabiliyor. Onu gösteriyor bir yerde de bu program. Genellikle multitasking yani çok görevli program tekniklerini anlatırken bu fraktalları çok kullanırlar. Biraz sonra çalışırken onu göreceksiniz. Şimdi yapmamız gereken bir işlem var yalnız. Şöyle bakalım. Sprite 1 x'i eksi 200'den eksi 180'e kadardı. Şuradan şuraya kadar. Bu Sprite 1'in görev şeridi burası. İkinci şerit Sprite 2'nin. Öyle olunca onun değeri eksi 180'den bu ikinci şeridin değerlerini alıyor. Ve 20 piksel genişliğinde olduğuna göre eksi 160'a kadar gidecek. Şimdi ben bunların hepsini tek tek değiştirmem lazım. Yani bu biraz zahmetli bir iş ama onun için ben evet hepsini boş yapmadım. Öyle yapıyordum normalde. Buralarını boş yapıyordum. Sonradan doldurmak kolay oluyordu. Kafa karıştırmıyordu. Artık
dikkatli bir şekilde değiştirmem lazım. Eksi 160'tan eksi 140'a. Sprite 4. Eksi 140'tan eksi 120'ye. Sprite 5. Eksi 120'den eksi 100'e. Aslında bunların birer pikseli çakışıyor. Eksi 100'den eksi 80'e kadar gittiğine göre her sprite soldaki ve sağdaki ile birer piksellik şeridi çakışıyor. Aynı işi yapıyorlar. İki kere yapılmış oluyor. Evet, bir önceki neydi? Eksi 100'den eksi 80'e. Burada eksi 80'den eksi 80'den eksi 60'a. Şurada eksi 60'tan eksi 40'a. Y'de hiç değişik yapmıyorum. Eksi 40'tan eksi 20'ye. Çünkü Y eksi 180'den artı 180'e gidiyor. Bu arada ben de multitasking yapmaya, aynı anda iki iş yapmaya çalışıyorum ama şu anda yapamadım, koptum. Unuttum bile bir öncekini. Hemen gidiyorum Sprite 9'a bakıyorum. Eksi 40'tan eksi 20'ye. Bu da eksi 20'den 0'a gidecek demektir. Eksi 20'den 0'a. Buradan itibaren negatifler bitti. Ama artım devam ediyor. 0'dan 20'ye. 12.si 20'den 40'a. 13.sü 40'dan, işte bakın yaptım. Bunu, evet o tamam. Sorun değil. 40'dan 60'a. Yani mouse hatasıyla, kaydırma hatasıyla bunu buradan alıp buraya yapıyor bazen 60'a. Ama şöyle bir geri gidip her şey yolunda mı bakayım. Ha bak, 0 olmuş. Y eşittir eksi 180. O yaptığım hata yüzden 0 olmuş. Hemen şunu eksi 180 diye düzelteyim. Tamam, iyi ki kontrol ettim. Sprite 14. Hadi unuttum yine. 40'tan 60'a ise 60'tan 70'e. 60'tan ne demek 70'e? 80'e. Ondan sonra 20'şer, çünkü 20'şer kalınlıkta. Bunu keşke 0'dan 20'ye, evet o şekilde ayarlasak iyiymiş. Zaman kazandırırdı çalışırken, çünkü çok uzun süre hesaplaması, görüntünün oluşması. Sprite 15, yine unuttum. Sprite 14, 60'tan 80'e, 80'den 100'e, 80'den 100'e kadar sayacak. Bunun x'i de 100'den 120'ye kadar sayacak. Bunun x'i 120'den 140'a kadar sayacak. Sprite 18'de 140'dan 160'a kadar. 19, 160'tan yine yaptım aynı şeyi. 160'tan 180'e kadar. Buraya bir şey girip tekrar çıktığı zaman o sıfıra geri dönüyor. Eski değer kayboluyor. Onu artık biliyorum. 180 diye koydum tekrar yerine. Ve son sprite. Bu da unuttum. Geriye dön. 160'tan 180'e. 180'den 200'e. 180'den 200'e. Evet, umarım hata yapmamışımdır. Şimdi kolay kısmına geldik artık. Sprite 1'e basıyorum. Sprite 1'in içine şuradaki Green Flag programı dediği, öyle isimlendirmiş. Güzel isim. The Green Flag Script. Yeşil bayrağı basınca çalışacak olan script. Aslında ana program. Hemen yapalım. Bir hide'la başlamış. Onunla ilgili küçük bir bilgi vereceğim. Şöyle yeşille bastım. Ve bir şey soruyor bize. Yo, nerede? Aşağıda soracak. Bir clear yapıyor. Direkt soru soruyor. Yo, bunu da söylüyor. Soruya gelecek. Tamam. Şu aşamada şunu yapalım. Sprite 1 buralarda bir yerdedir. Sorularda hatırlıyorsunuz. Şöyle sensing'de konu dışına çıkıyorum ama işinize yarayabilir başka bir projede bu. What is your name? Bastığınız zaman işte piksel buralarda bir yerde ve konuşma balonu burada çıkıyor. What is your name diye burada çıkıyor ve siz işte cevabınızı veriyorsunuz soru neyse.
Bu örnek soru olarak bunu aldı. Sonra enter'e basıyorsunuz. Balon kayboluyor. Peki ben şöyle yapmak isteyebilirdim bakın. Sorunun buradaki satırda çıkmasını isteyebilirdim. Şu looks'tan eğer sorudan hemen önce hide yaparsanız şuraya gizlenirse yani sprite ortadan kaybolursa ve sorudan sonra da işte cevaptan sonra neyse siz cevabı verdikten sonra tekrar show olursa şöyle çalışıyor. Çok güzel oluyor. Yeşile bastığınızda artık sprite oradan kayboldu ya. What's your name sorusu burada çıkıyor. Yani sprite'lara dayalı değil de sırf matematiksel işlemler yapacak, soru cevap şeklinde gidecek bir iş yapacağınız zaman bu hide show'u veya en başta hide yapıp arka arkaya soruları sordurabilirsiniz. Güzel bir teknik. Burada kullanmış. Hemen hide'la başlamış. İşte en sonunda iş bitince show demiş. Çünkü onu Sprite'ın hide kalmasını istemiyor. Bunu aldık. Şöyle dursun. Ve şurayı yine genişletelim. Şu green flag script'i buraya alalım. Ve şunları hide, clear ve save var. Hide. Şuradan pen'den clear'ı alıyorum. Şu araya koyuyorum. Ve save var. Program kendini tanıtıyor. Buna alıştınız artık her program başladığında bir şey söylüyor. Hey şunu yapalım gelin falan diye. Bu da diyor ki let's make fractals. Haydi fraktal yapalım dedi. Ve sorular başlıyor şimdi. Çünkü başlangıç için şuradaki C kompleks sayısının real part'ını ve imaginary part'ını giriyoruz. Hemen yapalım onları. Hemen sorusunu sorsun. Önce real'ın soruyor olması lazım. Real'ın evet. Real part of complex J demiş. Öyle mi? Evet. Ve cevabı da variables'tan set C real'ın içine yerleştir. Nereden? Sensing'den cevabı al buraya yerleştir. Şundan bir tane de duplicate'le buraya koyayım. Şuraya da imaginary part'a çevireyim bunu. Şöyle. Imaginary part of C. Bu da C'ye yerleştirsin cevabını. Sonra sorular devam ediyor. İki tane daha sorusu var. Birisi maksimum iterasyonu soruyor. Hemen onu sorduralım. Şuradan duplicate dedim. Şöyle. Sonra birleştireceğim. Maksimum iterasyon. İki nokta üst üste. Ve bunu nereye yerleştirecek? Maxite. Maximum iterations'a. Ama onunla kalmıyor. Color offset'i de bununla belirliyor. Buraya evet. Burada biraz açıklama yapacağız. Şimdi önce yapalım. Variables'dan set koyduk buraya. Buraya color offset koyduk. Color offset'i bölme işlemiyle yani yüzü en sıra duplicate ya da isterseniz artık oraya yerleştiğine göre maksimum iterasyona. Böyle biraz daha anlamlı olur. Şöyle kendini daha iyi anlatır bu satır. Birbirinden farkı yok. Maksimum iterasyonu 1 ile 100 arasında veriyoruz. Az iterasyon hassaslığı az bir görüntü veya hassaslığı az bir sonuç demektir. Yüksek iterasyonda maksimum iterasyon 100. 100 verdiğiniz zaman 100 bölü 100 1 olacak. Color offset de 1 olacak. Yani renk skalasında offsetleri birer adım birer adım. Yani küçük adımlar haline gidecek. Renk geçişleri yumuşak olacak. İterasyon sayısını yüksek verirseniz. Küçük verirseniz de şunun 1 olduğunu düşünün mesela. Bu sefer 100 olacak. 100 bölü 1 100. Color offset 100. Yani renk skalasında ya da gökkuşağında attığı adımlar uzun adımlar atmış olacak. Büyük adımlar yüzer yüzer atlayarak renkleri atacak. Bu da renk hassaslığı az olacak demektir. Bunun bir etkisi burada. İkinci etkisi de iterasyonun içinde şurada maksimum iterasyonu küçük tutarsanız 4'ü geçmeden önce tam hassas bir iterasyon sayısına ulaşmadan önce çıkacaktır burada. Yani iki şekilde görüntü kalitesini elde edeceğimiz fraktal görüntülerin kalitesini etkiliyor maksimum iterasyon. Yüksek verirsek yani maksimum 100 verebiliyoruz. 100 verirsek çok hassas bir görüntü oluşacak. Renk açısından da
fraktalın detayları açısından da. Ama bu çok uzun sürüyor. Örnek olarak biz 10-20 gibi sayılarla deneme yapacağım ben bu derste. Siz istediğinizde 100 yapabilirsiniz ama mesela Duodeus Rabbit miydi o tavşan? 100 verdim de şu anda çalıştığım makine işte fena bir makine değil. Raspberry'de çalışmıyorum. 4-5 saat çalıştı. Yani Raspberry'de de bu 7-8 saat çalışabilir gibi geliyor bana. O yüzden biraz sonra vereceğimiz kompleks sayıların reel ve imaginary kısımlarını girdiğimiz sayıların iterasyon sayısını sorduğunda onları başlangıçta şöyle bir neye benzediğini görmek için küçük sayılar seçmenizde 10-20 gibi küçük iterasyonlarla başlamanızda fayda var. Bittiğinde nasıl bir şeye benzediğini görürsünüz. Onu beğenirseniz, daha hassas bir görüntü isterseniz 100 girersiniz mesela ve bırakır gidersiniz. 1-2 saat sonra geldiğinizde tamamlanacak. Tabii bu Scratch için geçerli. Scratch performans için yazılmış, hızlı çalışmak için yazılmış program değil. Programcılığı öğretmek için yazılmış. Burada algoritma öğreniyoruz. Bir sürü programcılıkla ilgili şey öğreniyoruz. Daha sonra Scratch'ten programcılığı öğrendikten sonra başka dillere geçeceksiniz. C'ye geçebilirsiniz. Python'a geçebilirsiniz. Özellikle C'de bu fraktalları yazdığınızda o biraz önce bahsettiğim 1-2 saat, 3-4 saat, 8 saat süren fraktal görüntülerinin saniyeler içinde bittiğini göreceksiniz. Saniyelerin altında hatta çok hızlı bir şekilde bitiyor. Burada da fazlaca gevezelik ettim. Devam edelim. Sonra da zoom'u soruyor ve bu zoom'la da evet şuradan alalım hemen duplicate şurada zoom diye soruyor. Çok az kaldı kodun bitmesine. Ve bunu nereye yerleştiriyor? Bakın şöyle yerleştiriyor. Cevabı 200'e ve 180'e bölüyor. Bunun sebebi de şu. Y için 180'e bölüyor. 0'dan 180'e. Yani eksi 180'den artı 180'e kadar gidiyor. İşte zoom değeri 180'e bölmüş. Ve alanımız da bizim 240'tan değil 200'den başlıyordu ya. 0'dan 200'e. Yani eksi 200'den artı 200'e. O yüzden cevaplarımızı x için 200'e, y için 180'e bölmüş. Bunun çok detayına girmeyelim. İncelersiniz. Şöyle yapıyor. X zoom var burada. Neredesin x zoom? Şunu atayım şuradan. Şöyle bölme işlemi. X için dedik 200'e. Bundan bir tane daha duplike ediyorum ve bunu y'ye çeviriyorum. Y zoom 180'e. Evet, zoom'u da girdik. Bu da tamam. Sorular bittikten sonra show oluyor. Çünkü o piksel, bir numaralı piksel hide olursa o çalışmaz. Yani göremeyiz. Soruları sorduktan sonra show demesi lazım. Ve sonra broadcast yapıyor. Broadcast, make fractal and wait. Bu make fractal broadcast'ini yaptığı zaman burada bir sürü sprite tanımladık. Hepsinin içinde de when I receive var. Hepsi alacak bu mesajı ve hepsi başlayacak çalışmaya. Kendilerine verilmiş olan sınırlar içinde çalışmak üzere. Aynı anda 20 tane program çalışacak aslında. Multitasking. Aynı anda birden fazla işlem yapabilme kabiliyeti. Ve iş bittiğinde de stop script diyecek. Çünkü stop all derse ekranı temizliyor, sıfırlıyor. Umarım her şey doğrudur. Şimdi bunu bir save edeyim. Daha önce birkaç kere yazmıştım bunu ben. Nerede? Fractals 2 kere yazmışım. Birkaç kere de kaydetmedim. Ne kadar çok yazarsanız o kadar iyi oluyor. Tekrar her konuda iyileştirir. Pratik yapmak. Bu da 3 numaralı ama aslında bunu ben 5 kere falan yazdım. Okey. Şimdi büyük ekrana geçelim. Geçemedik. Geçelim büyük ekrana. Hatta ana ekrana geçelim. Yeşil bayrağı basıyorum. Buna yeşil bayrağı basmadan önce şöyle yapayım. İlk örnek sayısını göstereyim size. Do Days Rabbit değil. O çok uzun sürüyor. Ben önce şundan başlamak istiyorum. Yani daha güzel. Şu. Kompleks sayının reel kısmı bu. Imaginary kısmı bu. Sadece bu iki sayıyı gireceğim. Sonra diğer soruları cevaplayacağım. Ana sayfaya geldik. Bunu da programın doğru çalıştığını gördükten sonra kaldıracağım fondaki koordinat sistemini. Beyaz olacak. Hemen şimdi ilk testimi yapıyorum. Yeşil bayrağı bastım. Real part of C. Eksi 0.7467 real part'ı. Enter. Imaginary kısmı ise
0.3515. Enter. Maksimum iterasyon 20 iterasyonla başlamak istiyorum. 20. Enter. Zoom 1. Enter. Evet. Şimdi hepsi başladı aşağıdan yukarıya doğru gitmeye. Ve gördüğüm kadarıyla daha önce de bunu yaptığım için programdan tanıdığım kadarıyla şimdi 200'den evet bir tanesi eksik. Bakın. Şimdi bu, onun için bu koordinat sistemini burada bulundurdum. Hepsi bir yere kadar ilerledi. Bütün sprite'ler çalışıyor ama eksi 200'den artı 200'e kadardı ya. Ha tabii bu 20. Pardon özür dilerim. Bittiğinde buraya gelecek. Şimdi bu işlem çok uzun süreceği için önce bir durdurayım bir. Tekrar başlatacağım. Şöyle yapacağım. Stage'den, background'dan buna geçeceğim. Beyaz background'a ve bunu bu vaziyetteyken save edeyim. Sprite 1'e geleyim. Sprite 1, script, her şey burada görünüyor. Küçült, evet bunlar görünüyor. Şimdi presentation modda yeşil bayrağı basınca her şeyi temizledi. Ama bakın sprite'ler burada eski yerlerinde duruyor. Onlar sprite. Sadece patates baskısı stamp yaparak gittikleri için boya boya gidiyorlar. Şimdi aynı sayıları tekrar gireyim. Real part of C. Eksi 0.7467. Enter. Imaginary part 0.3515. Enter. Maksimum iterasyon 20 ile başlamak istiyorum. Enter. Zoom 1 olsun. Enter. Evet başladılar yapmaya. Bütün sprite'ler y'leri eksi 180'den artı 180'e doğru gidiyor. Her biri henüz daha ilk x değerinde. Kendilerine ait şeritlerin birinci piksellik x'lerindeki kısmı hesaplayıp iterasyonları yapıp renkleri basıyorlar. Böyle bu en hızlı ilerleyen, bazıları yavaş ilerliyor. Bunun şöyle etkileri olur. Hızlı ilerleyip bitirenler işlemciye artık yük olmadıkları için, yani bu mesela diyelim ki sonuna kadar hızlı ilerledi ve işini bitirdi. Şu şerite kadar geldi. O işini bitirir ve bir köşeye çekilir. Yani artık çalışmaz. Bu şeritlerin sayısı azaldıkça biraz sonra göreceksiniz. Yükleri de azalır. Bakın bu ikinci şeride geçti. Bayağı çalışkan bir sprite çıktı o. Onun sebebi aslında şöyle. Sprite'ın çalışkan olmasından dolayı değil. Bu fraktalların içinde İterasyonların çok olması gereken yerler var, az olması gereken yerler var. Maksimum iterasyon, şuralarda siyah gibi görünenlerde 20 iterasyon bile yetmemiş, şuralar siyah olmuş. Bunda ona ihtiyaç olmuyor. Yani 1-2 iterasyonda hemen 4'ü geçiyor, öyle anlaşılıyor. Böylece maksimum iterasyona varmadan hemen yeni noktasına basıyor. Yani o kompleks sayıların doğasıyla ilgili bir şey bu hızla. Şimdi bu bayağı bir uzun sürecek. Yani bir yarım saati geçer. 20 iterasyon için. Eğer 100 verseydim 1 saat civarında olacaktı. Daha önceki yaptığım denemelerden biliyorum. O yüzden ben şimdi kaydı durduracağım. Bittiğinde ya da bitmesine çok az bir zaman kala tekrar başlatacağım. Yani bitmeden önceki son halinde görün diye. Kaydı durduracağım için birkaç saniye sonra bu videoyu siz izlerken bitmiş halini göreceksiniz. Öyle birdenbire bitmiyor. Yani aradan bayağı bir zaman geçiyor. Evet ben 1 saat sonra siz birkaç saniye sonra aynı yerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. Evet, aradan yaklaşık bir saat geçti. 20 sprite'ın yani program parçacığının, görev parçacığının, iş parçacığının işi bitmiş. Sadece iki tanesi kalmış. Onlar da bitirmek üzere. Yukarıya doğru ilerliyorlar. Bu arada bakalım benzemiş mi bizim örnek dergideki örneğe. Çok benzememiş. Burada daha zengin bir görünüm var. Şöyle zoom'a yaklaşayım. Böyle bir şey olması gerekiyordu ama siyah bölümler var ve renk geçişleri arasında kademeler var. Bunun sebebi biz bunda sayıları aynı girdik. Şu sayıları girdik ama şuradaki sayıları. Maksimum iterasyon sayısını 20 girdik. Maksimum iterasyon sayısının evet tamamen bitirmiş. Maksimum iterasyon sayısının küçük olması İki sonuca yol açıyor. Birisi şu siyah bölgeler. Bu siyah bölgelerde 20 iterasyon yeterli değilmiş demek ki. Çünkü 20 iterasyondan sonra siyah basıyor. Diğeri de offset adımları büyük olduğu için buradan kademeleri gözle belli oluyor. Şimdi 20 iterasyondaki durumu bu. Aynı programa, bu bitmiş artık.
Yani şu aynı sayıları eksi 0,7467 artı 0,3515i gerçek ve sanal kısımlarını bu sefer 100 iterasyon için gireceğim. Buna benzer bir görüntü gelmesini bekliyorum. Uzun sürecek, 1 saat kadar sürecek. 1 saati geçer bu sefer. Programa geri dönelim. Program şu anda durmuş durumda. Bütün hepsi bittiği için nereden anlıyoruz? Etraflarında şu ana programın özellikle beyaz bir çerçeve yok. Çalışan programlarda olur. Şimdi şöyle yapalım. Ana ekrana geri dönüyorum. Sunum ekranına. Yeşil bayrağı bastığım zaman program tekrar başlayacak. Clear komutundan geçeceği için ekranı temizleyecek. Ve ben aynı sayıları tekrar gireceğim. Real part için -0,7467 enter. Imaginary part için 0,3515 enter. Maksimum iterasyonu bu sefer verebileceğim maksimum değer olan 100 veriyorum. Uzun sürmesine, yani fraktal görüntünün oluşmasının, bitmesinin uzun sürmesine yol açacak ama hassas olmasını sağlayacak. Bittiğinde göreceksiniz. Zoom'u yine ben 1 yapıyorum. Farklı değerleri siz deneyebilirsiniz. Tam ekranı görmek için 1 veriyorum. Enter'e bastığımda evet başladılar. Yine oldukça hızlı başladılar gibi ama bu sefer maksimum iterasyon 100. Buralarda hızlı gidiyor gibi göründüğü yerlerde. 20 iterasyonun da altındaydı. O yüzden öbürüyle aynı görünüyor. Ama o biraz önce siyah olarak gördüğüm yerlerde 20 iterasyon yetmiyordu. İterasyon sayısı artacak o kısımlarda. Görüntünün oluşması biraz daha zaman alacak. Şimdi ben yine kaydı durduracağım. 1 saat sonra tekrar başlatacağım. Ama siz bunun farkında olmayacaksınız. Bitmiş halini göreceksiniz. Evet, maksimum 100 iterasyon için çalıştırdığım program da bitmek üzere. Son iki sprite kalmış. Onlar da birkaç dakika içinde bitecek gibi görünüyor. Bu arada bakalım benzemiş mi dergideki örneğe? Evet, oldukça benzemiş. Bu sayılar ve maksimum iterasyon sayısıyla burada 100'den bile az vermiş olabilirler. Burada çünkü şeyleri görüyorum ben. Renklerin geçişleri belli oluyor. Bizimkine bakalım. Evet, çok yumuşak bir geçiş var. Renk geçişleri çok belli olmuyor. Gördüğünüz gibi iterasyon sayısını arttırmakla hem biraz önceki siyah bölgelerdeki detaylar ortaya çıktı, hem de renk geçişleri daha yumuşak bir hal aldı. Dergide bazı örnekler vermiş. Bir tane Duodistrobit diye bir fraktal var. Onun real ve imaginary kısımları var. Ben bunu denedim ve saatler sürdü. 4 saat, 5 saat kadar sürdü. Maksimum iterasyonu 100 verince. Bunu deneyecekseniz küçük bir iterasyon vermenizde fayda var derim. Çünkü siyah bölgeler oldukça fazla. Ben 100 verdiğim halde buralar siyah çıktı. Maksimum iterasyonu 100 olarak belirlemenin çok bir anlamı yok bu şekli oluşturmak için. Burada denemeniz için bazı başka fraktalların real ve imaginary kısımlarının sayılarını vermiş. Bunu denedik. Diğerlerini denersiniz ve tavsiyem tabii ki size başlangıçta maksimum iterasyon sayısını az vermeniz. Eğer beğenirseniz, daha net görmek isterseniz yüksek iterasyon için başlatır ve bitmesi için bilgisayarı kendi haline bırakırsınız. Burada ayrıca diyor ki eğer internette online Juliet set fraktalları ararsanız birçok bunun gibi değerlerle karşılaşacaksınız. Kompleks sayı C sayısının real ve imaginary kısmı muhtemelen isimleriyle birlikte. Bir de şöyle bir şey diyor, bir yerdeydi. Onu nerede olduğunu şimdi hatırlamıyorum ama örneğe gidip örnekten göstereyim. Bizim örneğimiz bitmiş bu arada. Burada sol tarafta ve sağ tarafta beyaz kısımlar var. X için -200'den +200'e kadar yapmıştık. 20'şer piksellik şeritler halinde, dilimler halinde. Bu beyaz kısımları da diyor doldurmanın, yani görüntüyü daha fazla görmenin yolunu siz bulun. Ben küçük bir ipucu vereyim. Buralara iki şerit daha sığar. İki şerit de sağ tarafa, pozitif taraftaki şerit, negatif taraftaki şerit. 4 şerit daha, yani 4 sprite daha ekleyeceksiniz. Tabii bunları artık öğrendiğiniz tekniklerle başlangıç bitişlerini kendiniz ayarlarsınız. Böylece MacPie dergisinin 10. sayısındaki Scratch uygulamasını, projesini işlemiş olduk. Bir sonraki Scratch projesinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.